Evimizde Portland Trail Blazers'ı konuk ediyoruz. Trail Blazers. İlginç bir başlangıç yaptım ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kez daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap su ve bir kap yemek koymayı unutmayın. Bir önceki bölümde evimizde New Orleans Pelicans'ı konuk etmiştik ve ben de kariyer rekorumu kırmıştım. 58 sayı atmıştım o maçta. Ondan sonra MVP sıralamasında bir sıra yükselmiştim ama artık vitesi arttırmam lazım. Bilmiyorum kariyer rekorumu yükseltebilir miyim, onu sanmıyorum ama yani onu kırmam için 59 ya da 60 sayı atmam gerekiyor. O da gerçekten zor arkadaşlar. Ama elimden geleni yapacağım o MVP sıralamasında yükselmek için. Bu arada çok güzel de bir top çaldım. Hızlı hücuma giderken unutmadan söyleyeyim. PlayStation 4 hakkında gerçekten çok güzel şeyler öğrendim. Mesela canlı yayın yapmak için özel bir şeye gerek yokmuş. Ben Elgato gerekli diye biliyordum ama Elgato hani o farklı bir şekilde onunla da yapılabiliyormuş. Ama PlayStation 4'ün kendi içinde canlı yayın yapmayı sağlayan bir durum varmış yani. O yüzden çok güzel videolarla karşınızda olacağız. Abim gelirse, şu anda Denizli'de o. Abim Burdur'a gelecek Haziran'da. Onunla birlikte canlı yayında çok güzel maçlar yapacağız. FIFA'lar, ne bileyim NBA 2K15 oynamalar falan gayet güzel şeyler olacak yani. Hem sizlerle interaktif bir şekilde iletişimde olacağız. Bir de bugün Facebook sayfama bir mesaj aldım. Sana nasıl bağış yapabiliriz diye. Hani bağıştan ziyade içinizden bir şey kopuyorsa, ne bileyim işte yani benim de bir yardımım, faydam dokunsun falan diyorsanız, öyle içinizden geçiyorsa 3-5 bir şey atın hani, atmak istiyorsanız. Onun için hani atmak isteyenler için açıklama kısmına ve kanalımın hakkında bölümüne bağış yapma linki ekledim. Yani bir şey yaparsanız ne mutlu, ama yapmazsanız da öyle çok şey olmam yani, siz bilirsiniz. Zaten dediğim gibi o linki de hani bağış yapmak isteyen insanlar olduğu için ben açtım. Bunu da buradan söyleyeyim dedim. Ve normalde MyGM'de bahsedeceğim bir konudan bahsetmek istiyorum bu videoda. Stephen Curry'nin MVP'liği. Normalde Stephen Curry benim Fantasy Draft kadromda olduğu için hani hem onunla oynarken bu konudan bahsedecektim. Ama şimdi bahsedeyim MyGM, çünkü hani PlayStation 4 ile gelebilir artık bu saatten sonra. Stephen Curry MVP'liği hak etti mi diye soranlar çok oldu. Hani James Harden daha mı çok hak etti, yoksa Curry mi hak etti? Bence Curry hak etti arkadaşlar. Doğru ya da yanlış demiyorum, bunu her zaman söyledim. Hani bunun doğru ya da yanlış olduğunu savunmuyorum ama NBA'de en değerli oyuncu ödülü takım başarısına göre veriliyor ve Golden State takım halinde inanılmaz bir sezon geçirdi. Hani peki James Harden'ı alsa şaşırır mıydım? Kesinlikle hayır yani, o da hak etti, o da çok iyi oynadı ama yani takım başarısını göz önüne aldığımız zaman Curry'nin alması gayet normal. Ki şöyle de bir durum var, Houston'da Dwight Howard'ın sakat olması ve diğer şeyler James Harden'ın bir tık daha öne çıkmasına neden oldu ama Golden State'e baktığımız zaman tamamen mükemmel oynayan bir takım görüyoruz ve yani ona rağmen, o mükemmel oynayan takıma rağmen bir hani o takıma liderlik eden bir oyuncuyu görüyoruz. Hem takım başarısı hem de o takıma bir liderlik eden bir oyuncu olduğu için Curry MVP'liği aldı bence. Ki ben çok sevindim gerçekten. Belki istatistikleri çok etkileyici değil ama her şey istatistik değil. Bunu da Westbrook'ta gördük. Yani çıkıp 45 sayı, 15 asist, 10 rebound falan yapıyorsun ama bunun bir sonucu olmalı. Yani Westbrook'ta bu olmadığı için zaten MVP yarışına dahil oldu ama kazanan bir taraf olmadı hiçbir zaman. Hani kazanabilecek bir ihtimali olmadı. Yoksa takım başarısına göre verilmeyen bir ödül olsa, ki ödülün adı en değerli oyuncu olduğu için, hani en değerli oyuncu sonuçta, yani takımdan bahsetmiyoruz. Yani takım başarısına göre verilmesi de biraz eleştirilebilir ama bir yandan da eleştirilemez tarzında. Çünkü gerçekten çok muhteşem bir oyuncu, takımının galibiyet almasını sağlar falan fistan. Öyle bir sürü şey hani söylenilebilir ama gerçekten ben Curry'nin almasına sevindim. Hem sevdiğim bir, sempatik bir oyuncu. Bu konuda düşüncelerim bunlar. Dediğim gibi James Harden alsaydı da aa işte James Harden aldı, hiç hak etmemişti falan demem. Çünkü gerçekten iki oyuncu da harika bir sezon geçirdi ama takım başarısı sayesinde, bunu tekrarlıyorum, hani doğru yanlış olduğunu savunmuyorum. Takım başarısı sayesinde Stephen Curry o ödülü aldı. Yani dediğim gibi benim düşüncelerim bunlar ama sizler ne düşünüyorsunuz onu çok merak ediyorum. Çünkü MVP yarışması sonuçlandığında, yani Curry'nin MVP olduğu anda ben sayfadan paylaştım. Ve baktım ki birçok insan James Harden tarafında. Bunun nedenini merak ediyorum açıkçası, hani aksini düşündüğümden değil, gerçekten merak ediyorum. Sizce neden James Harden MVP olmalıydı ya da Curry Harden'dan neyi daha iyi yaptı? Hep birlikte yazın konuşalım, yani basketbol konuşalım. Yorumlarınızı merak ediyorum. Dediğim gibi bence Curry takım başarısı olarak hani bir tık önde olduğu için o MVP ödülünü hak etti. Bu arada yanlış görmediysem 48.9 inç sıçramışım. O da 124 santim falan yapıyor yanlış hesaplamadıysam.
Yani hani zaten oyuncumun boyu 1.85, 1.24'te zıplamış. Neyse, MyGM'de bahsedeceğim şeylerden bahsetmeye devam edeyim. Bir diğer bahsedeceğim konu şampiyonun kim olacağıydı. Bu arada ilk yarı bitmek üzereyken The Kid buzzer beater'ı gönderdi ve ilk yarıyı 62-50 önde kapattık. Şampiyonluktan bahsediyordum. Benim kafamda Cleveland ve Golden State finali vardı. Ki umarım öyle bir şey olur ama sakatlıksız bir seri izleyelim. Cleveland'ın şampiyon olacağını düşünüyorum LeBron James faktörü ve tecrübesiyle. Ama hani kesinlikle güzel bir final izleriz. Gönül ister ki Stephen Curry bir yüzük kazansın. LeBron da kazansın. Yani o sahadaki herkesi seviyor olacağım büyük ihtimalle öyle bir final olursa. Tek hani finale çıkmasını istemediğim takım Atlanta, ki yani gerçekten çıkmasını istemiyorum. Hani oynadıkları basketbol güzel olabilir, ona kesinlikle bir şey söylemiyorum ama renkli bir basketbol izlemek istiyorsak Golden State ya da Houston'ın karşısına Cleveland çıkmalı. Bir de şimdi Kevin Love'ın yaşadığı sakatlık var. Bilmiyorum, Cleveland ve Golden State karşılaşması olursa, yani bir yanda LeBron var, bir yanda muhteşem bir Golden State takımı var. Sonuçta bu şampiyonluk dediğimiz olay bir kişiyle olacak bir şey değil. Yani iki kişiyle de olacak bir şey değil. Tamamen, hatta ya beş kişiyle de bile değil yani. Bir değil, iki değil, beş değil. Hani o balcı adama döndüm ama cidden yani yedeklerin bile çok iyi oynaması lazım ki şampiyonluk gelsin, takım halinde kazanılsın. Zaten finalde kazananı belirleyen şeyler genelde o tür ekstra şeyler oluyor. Mesela 2010 finallerinden örnek vereyim. Ha, bizim Ron Artest'in öpücük attığı üçlük falan, yani böyle çıldırmıştı resmen o yani maçta Ron Artest. Ne bileyim, Derek Fisher'ın 3. maçta gidip 3 kişi arasından basket faul alıp maçı koparması. Yani bu tür ekstra etkenler olursa kazanan taraf belli oluyor. Ama dediğim gibi yani tekrar tekrar söylüyorum, bir Golden State Cleveland finali izlemek çok güzel olur. Ben o maçları arşivler, yani maç biter başa sarar baştan tekrar izlerim. Aynı şekilde Houston'da güzel olur ama Atlanta, ya ben Atlanta'yı izlemeyi sevmiyorum açıkçası. Bak tekrar söylüyorum, güzel basketbol oynuyorlar. Mükemmel oynadılar bu sezon, ona lafı yani bir sevmemekle saygı duymamak farklıdır. Ben kesinlikle saygı duyuyorum ama izlemeyi sevmiyorum yani o takımı. Golden State, Cleveland ve Houston çok daha renkli takımlar gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. NBA 2K TV'de simülat ettiler. Bilmiyorum izleyeniniz var mı ama orada yanlış hatırlamıyorsam Golden State seriyi alıyordu. Kevin Love'ın da sakatlığı var şimdi. Golden State potu altında bir avantaj kuracaktır diye düşünüyorum ama diğer yandan da şöyle bir durum var. Cleveland'ın elediği Chicago yani kesinlikle potu altı konusunda Cleveland'dan iyiydi. Ve iyi dönen bir Derrick Rose vardı. Her şeyin yani yolunda gittiği bir Chicago, yani bir koç sıkıntısı vardı. Ona rağmen Cleveland'da elendi. Hani o potu altında zorluk çekmeyen bir Cleveland, yani zorluk çektiler ama mesela son maçta Tristan Thompson çıktı, ne bileyim LeBron çıktı falan fistan. Yani onlara karşı zorluk çekmeyen bir Cleveland, Golden State'e karşı çok zorlanır mı tartışılır. Ama yani düşünüyorum şimdi Golden State'i de durdurmanın adam akıllı yani sabit bir yolu yok gerçekten. Hani potu altı oyuncuları oynuyor, ne bileyim ya Andre Iguodala dediğimiz isim zamanında All-Star olmuş bir isim, bunu Kaan Kural da söyledi. Onları yedek parça gibi gösterebilen oyuncular var şu anda o takımda. Hani o yüzden çok çok tam bir takım, çok iyi bir takım Golden State. Umarım finale Cleveland'da ikisi çıkar ve ya kazanan kim olursa olsun ben sevinirim yani. O final güzel bir final olur, ondan emin olabiliriz. Ama bu aralar konuşulması gereken ve en çok benim de cevabını merak ettiğim bir soru var. Golden State mi, Houston Rockets mı? Hem o seride Harden mi, Curry mi sorusunun cevabı da verilecek. Yani bilmiyorum verilecek mi ama en azından onların bir düellosuna tanıklık edeceğiz. Bana takım halinde biraz Golden State önde geliyor arkadaşlar ama James Harden'a belli olmaz yani. Houston'a da belli olmaz. Ariza çıkıyor, birisi çıkıyor, çıkıyor yani. Yani playoff'ta mesela en son Cleveland maçında Dellavedova çıktı ki yani Dellavedova normal sezonda o kadar iyi oynayabilen bir adam değil ama işte playoff'ta böyle ekstra şeyler geldiği zaman galibiyet kaçınılmaz oluyor. Belki ya bilmiyorum ama çok güzel bir seri olacak. Ekstra katkı demişken mesela en son Houston Clippers maçında işte adını unuttum, Prigioni ekstra efor sarf etti. Ondan sonra ne bileyim yani Clippers'ın ilk maçlarında Matt Barnes çok iyi oynadı. Belli olmuyor desteğin veya ekstra eforun nereden geleceği. Stephen Curry, James Harden, ne bileyim Klay Thompson, bu isimlerin ben elinden gelen performansı göstereceğini düşünüyorum. Hani onların süperstar seviyesinde performans göstereceğinden emin olabiliriz ama yandaki parçaların gösterdiği katkı seriyi belli edecektir diye düşünüyorum. Bu arada
9. ribaundumda kaldım şu anda galiba. Bu maçı böyle noktalayacağız. Damian Lillard. Aldım. 10. ribaundumu aldım ve triple double geldi böylelikle. Hızlı hücumda bir de alıyıp kaldırdım. 23. asistim oldu. Artık bu maçtan sonra da bir yani birinci olmalıyım diye düşünüyorum. 48 sayı, 10 ribaund, 23 asist bulmamışım. Ki top çalmalarım da bayağı fazla diye düşünüyorum. Damian Lillard son saniye üçlüğü, atışı başarılı değil ve bu maçı da 119-104 rahat bir şekilde kazanıyoruz. Hemen istatistiklerime bakalım. 27'de 19'da 48 sayı, 10 rebound, 23 asist, 7 top çalmayla oynamışım. Oldukça etkileyici bir performans. Love the way you've been locking down on defense these past few games. You've turned a corner for this team. Yeah, thanks, coach. I really been working hard at it in practice with the coaching staff. I'm glad to see it's finally paying off. Well, I know it usually goes unnoticed, but defense is critical to what we're trying to do here. Don't let up now. We need you to maintain this level. Hey, you got it, coach. I'm all over it. Bir sonraki bölüm 600 beğeni de gelecek. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.